Herkese merhaba. 10.000 kurdun bir elmayı yok ettiğini düşünün. Sizce de bu görmeye değer bir şey değil mi? Bunun nasıl mümkün olduğunu öğrenmeye hazır mısınız? O zaman bize katılın ve hem olağanüstü hem de çok şaşırtıcı şeyler görmeye hazır olun. Hadi başlayalım. Fıstık ezmeli reçelli sandviç. Bu gerçekten de kulağa çok lezzetli geliyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, bu ikiliyi bir araya getirmek çok basit. Peki ya uzayda öylece süzülüyorsanız, o zaman işler nasıl yürür? Yer çekiminin olmadığı yerde yemek yapmak oldukça zordur. Çünkü kırıntılar ve baharatlar etrafa saçılır ve malzemeleri tıkayarak onlara zarar verir. Ayrıca tabak çanaklar da etrafta süzülür ve hayatınızı bir kabusa çevirir. Ne var ki NASA astronotu Shane Kimbra, astronotların toz haline getirilmiş astronot yemeklerinin dışındaki şeyleri nasıl yediğini de gösterecek. Astronotlar kendilerine sandviç yapabiliyorlar. Astronotların sandviçin tadını çıkarmak için ihtiyacı olan şey bir parça ekmek ya da ekmeğe benzeyen bir şey. Burada dünyadaki ekmeklerden değil, tortilla ekmeklerinden kullanıyoruz. Evet, uzayda sandviç yapmak için çok fazla tortilla ekmeği kullanılıyor. Burada sandviç yapmak içinse reçel ve fıstık ezmesi kullanılıyor. Kimbra, başka şeylerle uğraşırken kullanmadığı ürünleri güçlü koli bandıyla bir yere bantlıyor. Böylece malzemeler havada süzülmüyor. Aslında Kimbra ekmek yerine tortilla kullanarak hile yapıyor. Ancak etrafa kırıntı saçacak hiçbir şeyin uzayda kullanılmaması gerekiyor. Kısacası etrafta uçuşan iki dilim ekmeği yakalamaya çalışmak pek de eğlenceli bir spora benzemiyor. İşte tortilla sandviçimize fıstık ezmesini sürüyoruz, daha sonra da reçeli sürüp sandviçimizi bitiriyoruz. İşte fıstık ezmeli reçeli tortillam ya da sandviçim hazır. Afiyet olsun. Bir daha elinizdeki şeyi yere bıraktığınızda ve bu şey sizden uzaklaşmadığında ne kadar şanslı olduğunuzu hatırlayın. Eğer paintball seviyorsanız büyük ihtimalle şimdi görecekleriniz de çok hoşunuza gidecek. Airsoft rekabetçi bir takım oyunudur. Bu oyun paintball'a benziyor. Ancak kullanılan plastik mermiler vurulduğunuzda daha az canınızı yakıyor. Airsoft'ta kullanılan Ilacapa gibi tabancalar SCISoft tarafından kullanılıyor ve gerçek ateşli silahların en gerçekçi imitasyonları olarak kabul ediliyor. Ancak tabii ki bu silahlarda mermi olarak 6 mm çapında küçük plastik toplar kullanılıyor. Bu plastik topların diğer çatışma oyunlarındaki silahların mermilerinden daha az zarar verdiği anlamına geliyor. Ayrıca vurulduğunuzda kendinizi afişe etmek tamamen size kalıyor. Airsoft, Airsoft Miami'de neredeyse 3 yıldır oynanıyor. Ve bu oyunu oynamak için birçok konuda yeteneklerinizi geliştirmeniz gerekiyor. Son derece güçlü olan şu kıyafette insanların ne kadar rahat kaydığına bir bakın. Eğer içinizde daha önce Call of Duty oynayan varsa, büyük ihtimalle Airsoft'un bir bilgisayar oyununun gerçekleşmiş hali olduğunu düşünüyordur. Pekala, Airsoft arenaları askeri alanlardan tarihi alanlara kadar çok sayıda gerçekçi ortamda oyun oynama imkanı sunuyor. Yaratıcı senaryolar ve oyun stratejisiyle bu oyunun bilgisayar oyunlarından bir farkı yok. Köşede ne olursa olsun Airsoft kazanmak için yeteneklerinizi ve çevikliğinizi kullanabileceğiniz bir oyun. İşte 100 yılın sorusu. Tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan? Bu sorunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Ancak 2018 yılında Çinli öğrenciler canlı bir civciv embriyosunu yumurtanın dışına çıkarmayı başararak tarih yazdı. Kabuğu olmayan bir yerde büyüyebilmenin sırrı ise aslında son derece basit. Bu keşif sayesinde civcivler gerekli koşullar yaratıldığında yumurta içinde ya da dışında büyümeye devam edebilecek. Ancak tabii ki bu koşulları sağlamak oldukça zor. Çin'deki Tarım Üniversitesi'nde biyoloji profesörü olan Li Zhendong'un yaptığı açıklamalara göre yumurta kabuğu mantar virüsüne karşı embriyoyu koruyor. Ve tabii ki yumurta içinde büyüyen yavruya ek kalsiyum sağlıyor. Yumurtadan çıkan civcivi hayatta tutmak, prematüre doğan bir bebeği hayatta tutmak gibidir. Bunun için inanılmaz koşullar oluşturmalı ve dikkatli bir şekilde yavruyu gözlemlemelisiniz. Öncelikle yumurtanın içindekiler kalsiyum ve sterilize edilmiş suyla dolu plastik bir torbanın içine boşaltılıyor. Böylece yumurtanın içindekine benzer bir ortam yaratılıyor. Daha sonra torba bir kabın içine konuyor, üzeri kapatılıyor ve 21 gün boyunca yakından takip edilmek üzere kuvoze konuyor. 2 gün içinde civcivin kalbi şekilleniyor, ardından kan damarları, gözleri ve diğer organları gelişiyor. Civciv 2 hafta içinde tüyleri ve ayakları oluşana kadar şekillenmeye devam ediyor. 20 günün sonunda tamamen şekillenmiş civciv daha çok oksijene ihtiyaç duymaya başlıyor ve gagasıyla zarı delmeye başlıyor. Sonunda civciv kabın içinde uyanıyor ve dışarıdaki dünyaya adım atmaya hazır hale geliyor. Aksiyon filmleri harikadır. Bu filmlerde sık sık patlama sahneleri görürsünüz. Ancak patlamaların çok havalı bir kardeşi daha var. İç patlamayı daha önce görmemiş olabilirsiniz.
Merak etmeyin, bu şeyi açıklamak göründüğünden de kolay. Buradaki her şey basınçla ilgili. Normalde tankın içindeki hava basıncı ve dışarıdaki atmosfer neredeyse aynıdır. Ancak eğer tankın içindeki havayı kaldırırsanız aradaki denge kaybolur. Bu noktada tankı içeri çeken bir basınç varken dışarı iten herhangi bir basınç yoktur. Bunun sonucunda da tank içine göçer. Bu olay tamamen tankın duvarındaki yapı bütünlüğüyle ilgilidir. Ne var ki bütün atmosferik basıncı içeride tutmak için tankın duvarlarının deniz altında olduğu gibi daha kalın olması gerekir. Burada santimetre kare başına 6,66 kilograma denk gelen bir basınçtan bahsediyoruz. Aksiyon hayranları için bu anı başka bir açıdan görelim. Peki ama tankerdeki havayı nasıl boşaltabiliriz? Pekala, bu tanker hava boşluğu emniyet vanaları devre dışı bırakıldıktan sonra bu hale geldi. Bu vanalar içeride sabit bir hava boşluğu yaratmak için sıvıyı ya da hava akışını yönlendirirler. Vanalar kullanılmadığında tüm hava boşalır ve atmosferik basıncın tankı ezmesine neden olur. Hepimizin etrafında bulunan havanın bu kadar tehlikeli olabileceğini kim bilebilirdi ki? Hala tavukları düşünenler, size büyük ihtimalle daha önce hiç aklınıza gelmemiş olan bir soru soracağız. Tavuklar yüzebilir mi? Hadi bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Hiçbir şeyden şüphelenmeyen bu tavuk bile suya konmadan önce bu sorunun cevabını bilmiyordu. Tavuk hemen havuzun dışına zıplamadan önce birkaç saniye suda yüzdü. Gördüğünüz gibi tavuklar ördekler gibi yüzemiyor çünkü bu canlıların perdeli ayakları yok. Ayrıca tüyleri de su geçirmez özelliği olan bir yağ tabakasıyla kaplı değil. Bu yüzden tavuklar suda yürüme yeteneğine sahip değiller. Kısacası tavuklar yetenekli yüzücüler olamayabilirler. Ancak bu tavukların taş gibi battığı anlamına da gelmiyor. Dünyada bir sürü garip doğa olayı yaşanıyor. Ancak eminim daha önce yoğun dalga olayını duymamışsınızdır. 2015 yılında Massachusetts Cape Cod'da çekilen bu videodaki deniz süt gibi görünüyor. Bunun sebebi ise denizin donmuş olması. Deniz suyu içerisindeki tuz yüzünden 0 derecede donan tatlı suyun aksine ortalama -2 derecede donar. Ancak deniz suyu donmaya başladığında suda iğne gibi buz kristalleri oluşur. Okyanus sürekli hareket ettiği için tuz donmaz ve suyla buz ayrılmaz. Dolayısıyla bu buz kristalleri çarpışmaya ve erimeye başlar. Bu noktada eğer sıcaklıklar yeteri kadar düşük olursa denizde buz parçaları ya da buz tabakaları oluşur. Buzdaca benzeyen bu garip karışım kıyıya vurur vurmaz donar ve sahilin çok garip görünmesine neden olur. Bu görüntü çok cezbedici olabilir. Ancak ben donmuş deniz suyundan yapılmış bu buzdacı yemenizi önermem. Tabii tuz en sevdiğiniz baharat değilse. 10 bin adet un kurdu ordusunun bir marul parçasını yediğini hayal edin. Bu inanılmaz video YouTube'da yayınlandı. Bu kurtlar marulu saniyeler içinde yok etmiş gibi görünüyor olabilir. Ancak aslında marulu yemeleri tam 18 saat sürdü. Üstelik ziyafetleri bununla da sınırlı kalmadı. Sizce kütür kütür yeşil elmanın un kurtları tarafından yok edilmesi ne kadar sürmüştür? 10 saatte yalnızca meyvenin dış kısmını yediler. Hadi zamanı biraz ileri saralım. 30 saat sonra elmanın bir kısmı kurtların içine batmıştı. Elmanın tamamen bitirilmesi ise tam 46 saat sürdü. Un kurtları aslında kurtçuk değildir. Ancak bu böcekler larva iken dişleri yoktur. Dolayısıyla bu canlılar alt çene kemiklerini yemekleri kesmek ve sindirmek için kullanırlar. Kimse yemek yemeyi bir un kurdu kadar sevemez. Ofiste sıcak bir gün geçirdikten sonra eve gelip duş almak kadar rahatlatıcı bir şey yoktur. Ancak Madagaskarlı bu kirpi farklı bir yol izliyor. Dikenli küçük dostumuz bir parça kumun üzerinde dönüyormuş gibi görünüyor olabilir. Ancak bu çılgınlığın arkasında bir neden olduğunu unutmayın. Toz banyosu aslında kokuyu bastırmak için yapılıyor. Kendini köpüklü salgıya benzer bir karışımla kaplayan bu küçük dostumuz yabancı maddelerle kendi kokusunu bastırıyor. Böylece vahşi hayvanlardan korunuyor. Aynı zamanda kirpi bu sayede derisine ve dikenlerine bakım yapıyor ve hatta parazitleri bile öldürüyor olabilir. Sizce de kirpi çok eğleniyormuş gibi görünmüyor mu? Bitkilerden anlar mısınız? Yoksa siz de bitkileri çok sevenlerden misiniz? Eminiz ki bu bitki sizi biraz korkutacak. Bitkiler genelde zararsızdır. Ancak bu bitki sizin için hayatı biraz tatsız hale getirebilir. Bu bitkiye bulaşmamalısınız. Gördüğünüz gibi Cylinder geninden gelen bu kaktüs korkunç bir acı hissetmenize neden oluyor. Yanıltıcı, kabarık bir görüntüye sahip olan bu kaktüs, Güney Amerika'dan Meksika'ya ve hatta bazı Karayip adalarına kadar birçok yerde görülebiliyor. Bu kaktüse atlayan tasma takma adının verilmesinin nedeni kaktüsün kelimenin tam anlamıyla yanlışlıkla yanından geçen herkesin üzerine atlıyor olması. Kaktüsün birçok bölümü vücuttan kolay şekilde temizlenebiliyor. Bu da insanların çoğu zaman kaktüsün saldırısına uğradıklarını bile fark etmedikleri ve bitkinin üstlerine atladığını sandıkları anlamına geliyor.
2,5 cm uzunluğundaki dikenler bir kez derinize saplandığında, kaktüsü elinizde değil de bu görüntülerdeki kadın gibi bir alet yardımıyla çıkarmaya çalışmak daha iyi olacaktır. Çünkü dikenlerin uçları daha da derine ya da direkt olarak parmaklarınıza batabilir. Neyse ki YouTube'da Classy Flowers isimli hesabı olan bu kurban bitkinin istilasından kurtulmayı başardı.